Irmak! Irmak! Kızım neredesin sen? Hastaneye gittik, çıktı dediler. Niye aramıyorsun? Yok bir şeyim ya, yok. Ben eve gideyim şimdi. Hayır, sonra... yürü. Eve gidiyoruz biz. İyi misin? Ya, bir şeyim yok, yok bir şeyim. Ver elini. Sen niye çıktın apar topar hastaneden, onu söyle. Ya ne olacak canım, serum falan bitti. Doktor vitamin falan verdi. Çıktım ben de. Sen de zahmet etmeseydin. Irmak'cığım, uyuyordun Irmak, uyuyordun ya. Bir kahve içmeye gittim Nari'nin ofise. Biliyorsun hastanenin bir arka sokağında ya. Arasaydın, eline mi yapışırdı? 3 saniyede gelirdim yanına. Hay Allah. Kusura bakma Nari Hanım, seni de sokağa döktük böyle. Ama merak etme, ölümcül bir şeyim yok. Biraz halsiz kalmışım sadece. Irmak, bırak bu tavrı. Seni merak ettik gerçekten. Bırak ya. Ne oldu anlat. Siz gece kavga mı ettiniz? Fırat da telefonlarımı açmıyor. Ne oldu? Fırat ile ilgili kuşkularım var benim. Ne gibi? Hafta sonu iş gezisinde değilmiş. Yaslıhan'a gitmiş. Sen nereden biliyorsun? Dün oteldeyken Mary aradı. Efendim Mary. Irmak Hanım, Fırat Bey seyahat nerede gitti öğrendim ben. Ya Yaslıhan'a gitti. Ve üstelik tek başına gitmedi. Nereden biliyorsun? Dün gece Fırat Bey'in yaşlı halı aradı. Cep telefonu... Bulamadı. Onun için evi arıyor. Ondan sonra bana dedi, kızım ara sen, söyle onu. Çiftlikten gelen güzel peynir var, güzel tereyağı var. Bir sepet hazırlattı. Ama Fırat Bey çıkarken ünütü onu. Uğrasın dönmeden alsın dedi. Yaslıhan'daki hala söylüyor. Evet. Ama Irmak Hanım, sizi söylemeyi biraz korkuyorum ama. Ya dün sabah geldi Fırat Bey. Çanta aldıktan sonra gördüm ben. Arabada yanında bir kadın vardı. Ya sarışın böyle. Çok güzel bir kadındı hem de. Meri mi söyledi bunları? Evet. Vay be. Oradan görmüş yani. Kaçıncı katta oturuyor Fırat? 10. katta falan değil mi? Nasıl görmüş bu karı ya? Kartal mı aşağıdaki sarıyı nasıl görmüş yani? Yani biraz zor ama olabilir. Ya bırak Allah aşkına ya. Hatırlarsan o kadın Fırat'ın eve kadın attığını da söylemişti. Evden kim çıktı? Narin. O büyük iş sorunu çözmeye gitmişti kız. Ayrıca da sen geçenlerde bunu bayağı bir kadaylamışsın Atıf'la gittiğinde. İşten attırın falan diye kızı tehdit etmişsin. Senin sevgilin de bayağı geveze anlaşılan. Ya yok. Ne alakası var? Benim yok bir şeyden haberim. Ya bırak, ne bilsin o, bana Atıf anlattı. Sen sabah akşam kızı tehdit ediyorsun. Patronuyla senin aranda kalıyor. Sen şükret de Fırat da bir kadını yatakta gördüğünü söylemedi sana sizi ayırmak için. Ya Irmak, bırak Allah aşkına ya. Yani sevmiyorum de, istemiyorum de anlarım. Bana bunlarla gelme. Ama yani kız bu kadarına cesaret edebilir mi ya? Değil mi? Öyle sarışın kadın falan. Hem kim o? Hem kim o sarışın kadın? İş için mi? Ne için? Nalim? Hayır yani tuhaf değil mi ya? Ya bir insan nasıl bu kadar hikaye uydurabilir? Yok yaslağına gitti. Yok sarışın bir kadın vardı arabada. Yok büyük hala. Ya onu nereden bilebilir bu kadar şeyi yani? Durup dururken hiçbir şey yokken. Değil mi? Evet. Evet. Aynen. Ve ben bu derece şüphelerim olan bir adamla nişanlanmak istemiyorum. Kendisine de söyledim zaten. Hani bana verdiğim bir söz yok. Evlenmek istemiyorsan unutalım bunu tamamen. Aynen olduğu gibi devam edelim. Dedi ki karar senin. Beni üzmek istemiyormuş. Deli mi bu adam ya? Aman. Tipik sorunlu erkek ya. Issız adam bu, ıssız adam. Ben biliyorum bu tipleri. İstanbul'da her metrekareye 100 tane düşüyor bunlardan. Boş ver, boş ver. Bırak. Ne? Gideyim ben. Geç kaldım zaten. Duruşmam var benim. Hadi görüşürüz. Dilini keseceğim senin dilini. Ya Allah Allah. Hayır yani böyle bir adamla bu kız nereye kadar canım? Görüyorsun işte sen de. Ay sana da koca olsun, bu akşam olsun ha.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.